Arkadaşlar hepinize merhaba. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırladığımız uyum için tü Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar derse başlamadan önce size bazı sorular sormak istiyorum. Örneğin bir camdan dışarı bakın. Hava sıcak mı, soğuk mu? Okulunuz evinize yakın mı, uzak mı? Veya okulda ön sırada mı oturuyorsunuz yoksa arka sırada mı oturuyorsunuz? Bunların hepsini zıt anlam ve eş anlam içeriğinde konuşacağız ama bu sorulara önce kendiniz bir cevap verin lütfen. Şimdi arkadaşlar bu kavramları içeren bir araba parkı metniyle başlayacağız sizle. Ozan ve Buğra'nın Buğra arabasını park etmeye çalışıyor. Ozan da ona tarif edecek. Bakalım neymiş bir okuyalım. Ozan geri geri gel Buğra. Tamam abi duvara çok mu yakınım? Ozan hayır uzaksın Şimdi biraz öne git. Direksiyonu sola çevir. Şimdi yavaş ol. Arkaya gel. Direksiyonu sağa çevir. Hop hop yavaş ol. Çok hızlı geliyorsun. Yanında büyük bir ağaç var. Buğra aynadan baktım ve bana küçük gibi geldi. Tamam benim hatam. Hızlı değil yavaş gel. Hah park ettin işte. Haydi alışverişe gidelim. Geliyorum abi. Arkadaşlar burada bir araba park ediş sürecini anlattık ve konuştuk Ozanla Buran arasında geçen metin üzerinden. Şimdi burada bazı zıt anlamlı kelimeler var. Örneğin geri, ileri, yavaş, hızlı. Başka neler var? Büyük, küçük. Hızlı ve yavaş tekrar gördüğümüz gibi arkadaşlar burada zıt anlamlı kelimeleri aslında dinlemiş, okumuş olduk beraber. Bir de bakalım bunlar neler olabilir? Örneğin burada ne var arkadaşlar? Burada bir valiz var. Burada ise bir valiz yok. Var, yok. Zıt anlamlı gördüğünüz gibi var, yok. Peki buraya bakıyorum. Buradaki resimdeki tişört temiz. Peki ya bu? Kirli. Bakın tam karşı anlamı. Tam karşı anlama geliyor. Temiz, kirli. Burada ne görüyorsunuz? Burada kamp çadırı uzak. Burada ise yakın. Uzak, yakın. Bakın burada birisi, burada iki aynı kişi iki farklı yerde oturuyor arkadaşlar. Burada ön, önde oturuyor. Burada ise arka, arkada oturuyor. Siz de sorduğum soruya cevap verebilirsiniz şimdi. Okulda, sınıfınızda önde mi oturuyorsunuz yoksa arkada mı oturuyorsunuz? Bakın bu adam bu yönde, bu adam ise bu yönde gidiyorlar. Geri, ileri. Geri, ileri. Buraya baktığımız zaman buradaki karşı anlamlı kelimeler ne? Burada aşağı inen birisi var. Burada ise yukarı çıkan birisi var. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Bunların hepsi zıt anlamlı kelimelerimiz. Başka ne olabilir arkadaşlar? Bakın burada koşan birisi var. Bu kişi hızlı koşuyor. Hızlı. Burada ise yürüyen, yavaş yavaş yürüyen insanlar var. Ne diyeceğiz? Yavaş. Hızlı, yavaş. Burada bir kutumuz var. İki farklı kutumuz var aslında. Baktığımız zaman bu kutu boş, bu kutu ise dolu. Boş, dolu. Burada adam belini tutuyor. Çünkü taşıdıkları neymiş? Çok ağırmış. Burada ise kızın elinde balonlar var. Bunlar ise çok hafif. Ağır, hafif. Şimdi arkadaşlar, burada görsellerimizle cümlelerimizi 1 2 3 dört tane cümlemiz var. A B C D eşleştirme seçeneklerimiz var. Görsellerimizle cümlelerimizi hep beraber eşleştireceğiz. Bakın buradaki özellikler ne? İlk, son diyor bana. Burada bir fiyat farkı var. Burada ise ne var? Sıcak soğukla alakalı bir şey var. Burada ne var arkadaşlar? Büyük, küçük, hatta buna eski yeni bile eklenebilir. Şimdi ilk cümlemize başlayalım. Sıradaki ilk kişi bir anne. Bakın, sıradaki ilk kişi bir anne. Peki zıt anlamlısı ne olacak? Son bir aile eşleşti. Sıradaki son kişi ise benim dedi. Sıradaki ilk kişi bir anneydi son kişi ise benim dedi. Devam edelim. İkinci de yumurta bu markette ucuz. Ne kadarmış? 4.95'lik bir fiyatı var. Ne gelecek karşımıza? B şıkkında yumurta yandaki markette pahalı. Orada ise iki katı kadar bir fiyat. Ucuz, pahalı. Bakın zıt anlamlı kelimelerimiz. Ucuz, pahalı. Üçüncü cümlemizi okuyalım. Ben sıcak bir çay içiyorum. Burada zıt anlamlı kelime hangisi olabilir arkadaşlar? Ben sıcak bir çay içiyorum. Dersin başında ne sormuştum size? Hava nasıl? Sıcak mı? Soğuk mu diye sormuştum. Burada sıcak ise karşılığında ne olacak? C şıkkında ben soğuk bir limonata istiyorum. Bakın, birisi sıcak bir çay istedi, diğeri ise soğuk bir limonata istedi. Devam edelim. Ben büyük bir ev alıyorum. Bakın büyük Burada karşımızdaki zıt anlamlı kelime hangisi olabilir? Büyüğün zıt anlamını arayacağım şu an. Büyük, ben küçük bir ev almak istiyorum. Bu cümlede büyüğün zıt anlamlısı, karşı anlamlısı hangisi olabilir? Büyük, küçük. Bakın, büyük bir ev, küçük bir ev. Metnimizi bu şekilde görsellerimizi zıt anlamlı kelimeleri eşleştirerek bitirdik. Devam edelim arkadaşlar hep beraber. Şimdi bakın burada ne var? Bir resim var ve üzerine bir cümlemiz var ve bir kelimenin altı çizilmiş. Cümlemizi bir okuyalım. Karşımıza dar bir sokak çıktı. Bakın dar, dar bir sokak çıktı. Peki bunun karşısında ne olacak? Bizim evimiz geniş bir sokakta. Bakın dar, geniş. Dar bir sokak, zıt anlamlısı geniş bir sokak. Dar, geniş. Burada ne demiş bize? Gece oldu, sokak çok karanlık. Akşam yani gece vakti, gece oldu, sokak çok karanlık. Bakın, hava kararmış artık. Sokakta hiç ışık yok. Burada ise güneş doğunca, yani sabah sokak aydınlık oldu. Gece karanlık, sabah aydınlık. Buraya bakıyorum. Boş kutuyu buradan al dedi. Bakın bu kutu boş. Buradaki altı çizili olan kelime boş. Boşun zıt anlamlısı ne olacak arkadaşlar? Şu dolu kutuyu bana getir. Bakın içerisinde birçok eşya var. Boş içinde hiçbir şey olmayan bir kutu. Burada ise içinde birçok farklı eşyanın olduğu dolu bir kutu. Boş, dolu, karanlık, aydınlık, dar, geniş. Şimdi arkadaşlar bir de sizinle eş anlamlara bakalım. Zıt anlam neydi? Bir kelimenin tam karşı anlamı. Büyük, küçük, dar, geniş, boş, dolu, ağır, hafif gibi zıt anlamlı kelimeleri sizinle konuştuk. Peki eş anlam deyince ne anlayacağız? Aynı anlama gelen kelimeler, aynı anlama gelen şeyler arayacağım ben. Örneğin burada bir hediye var değil mi? Hediyenin aynı an... Hediye başka ne diyorum ben? Bir düşünün bakalım. Örneğin bir arkadaşınızın doğum günü bir hediye aldınız. Başka ne diyebiliriz? Bir armağan aldınız. Örneğin. Burada baktığım zaman cevap, cevabın eş anlamlısı ne olacak? Bakın burada bir soru var. Soruya cevap veriyorum da diyebilirim. Ne diyebilirim? Soruya yanıt veriyorum da diyebilirim. İkisi aynı anlamda. İkisinden birini seçip kullanabilirim. Peki okul. Bakın bir okul var burada. Okulun eş anlamlısı ne? Okul, mektep. Ben okula gidiyorum veya ben mektebe gidiyorum diye bir cümle kurabilirim. Bakın burada bir saat var. Saat bize neyi gösterir? Vakit. Vakitin eş anlamlısı ne? Başka ne diyebilirim buna? Vakit, zaman. Zamanı gösteriyor bana. Burada ise bir takvim var. Üzerinde 2020 yazıyor. Sene. Yani eş anlamlısı yıl. Biz 2020 yılındayız veya biz 2020 senesindeyiz diyebiliriz. İkisi aynı anlama geliyor. Bunların hepsi aynı anlama gelen kelimeler. Bunların birinin yerine diğerinin de kullanabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştireceğiz hep beraber sizinle. Kelimeleri bir okuyayım. Dikkatlice dinleyin lütfen. İşitme, kıyafet, ihtiyar yaşlı, duyma, giysi. Şimdi işitmeden başlayalım. İşitme neydi? Örneğin şu an ben konuşuyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Yani beni işitebiliyor musunuz? Evet. Ne olacak karşılığı? Duyma. İşitme, duyma. Peki üzerindekiler ne arkadaşlar? Kıyafet. Eş anlamlısı ne olacak? Kıyafete biz başka ne diyoruz? Giysi, kıyafet. Giyisi. Burada ne var? İki tane nasıl insan? İhtiyar insan. Bunlara ne diyebiliriz? İhtiyar olanlara. Örneğin sizin de evinizde büyükleriniz vardır, yaşlı insanlar vardır. Bakın söyledim bile. İhtiyar, yaşlı. Bunlar eş anlamlı kelimeler. İşitme, duyma, kıyafet, giysi, ihtiyar, yaşlı. Arkadaşlar şimdi sizin de bir çömlekçilik kursu metni okuyacağız. Çömlek nedir? Bakın resme. Topraktan yapılan bir eşya. Topraktan yapılan, kurutulan ve sonrasında bizim kullandığımız bir eşya çömlek. Bir metnimizi okuyalım lütfen. Siz de dikkatlice dinleyin. Çömlekçilik kursu. Her gün işe gidiyorum. Çalışma sabah 8'de başlıyor. Akşam 5'te bitiyor. Boş zamanım az ama çömlekçilik kursuna başladım. Bir yıldır bu kursa gidiyorum. Kurs akşam 7'den 8.30'a kadar sürüyor. Başlangıçta çömlek yapmak benim için pek ilgi çekici değildi. Daha sonra yumuşak çömlek çamuruyla oynamak beni çok mutlu etti. Kendimi çocuk gibi hissettim. Çömlek yapmayı çok sevdim pek çok eşya yaptım. Örneğin annem için bir şekerlik, yeğenim için bir kalemlik, eşim için bir vazo. Birisinin, bir kişinin çömlekçilik kursuna gittiği ve orada neler yaptığını anlattığı ve onu sevdiğini dile getirdiği, sevdiğini söylediği bir metin var karşımızda. Burada ne var arkadaşlar? Sabah, koyu yazılmış bir kelime. Bunun zıt anlamlısı ne olacak? Örneğin boş, koyu yazılmış. zıtanlanması ne olacak? Başka ne var? Yumuşak. Koyu yazılmış. Zıt anlamlısına ne diyeceğiz biz? Ve çok. Bunun zıttanlamını ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir düşünmenizi istiyorum. Örneğin boşana ne demiştik. Boş kutuya zıt anlamlısı dolu. İçinde eşyalar vardı ve doluydu. Yumuşak. Yumuşak bir şeyin serti ne olur? Karşılığı sert olur. Yumuşak bir şeyin karşılığı sert olur çok ne olacak zıt anlamı? Az. Evet. Şimdi metinde koyu renkte yazılmış kelimelerin zıt anlamlarını bir öğrenelim sizinle. Arkadaşlar sabahın zıt anlamlısı ne olacak? Sabah, akşam. Boşun zıt anlamlısı ne olacak? Boş, dolu. Yumuşak bir şeyin zıt anlamlısı ne olacak? Daha ne diyeceğiz? Sert. Çok Çokun zıt anlamlısı ne olacak? Çok, az. Birbirlerinin zıt anlamlı kelimeler. Başka bir etkinliğimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada bir kelime tablomuz var. Buradan kelimelerimiz var. Eski, küçük, yeni, kalın, kısa, uzun, büyük ve ince. Bunlardan bir kısmını seçerek arkadaşlar biz burada sorulara cevap vereceğiz. Şimdi ilk olarak bakıyorum. Bu top, bakın iki farklı top var burada. Bu top küçük. Bakın bu top, bu toptan daha küçük. O yüzden bu top küçük bir top. Peki bu top büyük. Bakın iki zıt anlamlı kelime. Küçük, büyük. Sizin de sizden daha küçük veya daha büyük kardeşleriniz olabilir. Devam edelim. Evet arkadaşlar ne diyeceğim? Bu kitap nasıl bir kitap? Bu kitaba baktığımız, ikisine baktığımız zaman aralarındaki fark ne? Bu kitap daha ince bir kitap. Ama bu kitap daha kalın bir kitap. İnce, kalın. Birbirine zıt anlamlı kelimeler. Devam edelim. Ayakkabılara baktığımız zaman bu ayakkabıda ne görüyorsunuz? Daha hiç giyilmemiş bir ayakkabı sanki, değil mi? Bu ise çok fazla giyilmiş, artık yıpranmış bir ayakkabı. Ne diyeceğiz bu ayakkabı? yeni yeni bu ayakkabı ise eski yeni eski Buraya bakalım arkadaşlar bir de isterseniz. İki farklı kalemimiz var. Bu kalemlerin farkı ne peki? Burada bir zıt anlam aradığım zaman gördüğünüz gibi küçük top, büyük top, ince kitap, kalın kitap, yeni ayakkabı, eski ayakkabı dedik. Peki bu kalemlerin farkı ne? Bu kalem uzun bu kalem ise kısa, uzun, kısa. Sizin de sizden daha uzun veya daha kısa arkadaşlarınız olabilir. Arkadaşlar, burada da sizinle yine bir zıt anlam çalışması yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir araba var ve bir ev var resmimizde. Sorumuz ne? Araba eve uzak mı? Bakın ortada bizim kelimelerimiz var. Geniş, dar, aydınlık, karanlık, uzak, yakın. Şimdi Araba eve uzak mı sorusuna cevap verelim. Evet. Araba eve ne diyeceğiz? Uzak. Evet. Araba eve uzak. İkinci sorumuza gelelim. Bisiklet eve yakın mı? Bisiklet eve yakın mı? Bakıyorum bisikletler var ama ev var mı resimde? Herhangi bir ev görseli göremiyorum. O zaman ne diyeceğim? Hayır. Bisiklet eve yakın değil. Yani uzak. Bakın zıt anlam çalışıyoruz. Uzak, yakın. Bisiklet eve yakın değil. Yani uzak. Devam edelim. Fotoğraf odası aydınlık mı? Cevap neyle başlıyor? Evet de başlıyor. O zaman evet fotoğraf odası aydınlık diyeceğiz. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Aşağıda farklı bir resmimiz var. Bir kıyafet dolabı var. Ve bir soru gelmiş. Dolap dar mı? Bakın dar, geniş, aydınlık, karanlık, uzak, yakın. Birbirine zıt anlamlı kelimeleri konuşuyoruz biz burada. Burada ne demiş bize? Dolap dar mı diye sormuş. Cevap ne neyle başlamış? Hayır, dolap dar değil. Yani zıt anlamlısı geniş. Hayır, dolap geniş. Bu resme baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Bir oda var. Ve sorusu şu. Oda aydınlık mı? Cevap ne ile başlamış? Evet o da ne diyeceğiz? Aydınlık. Evet o da aydınlık. Son sorumuza bakalım. Sarı top çocuğa uzak mı? Bakın bir çocuk top oynuyor. Ve topa vurmak üzere. O yüzden hayır. Sarı top çocuğa uzak değil. Yakın. Sarı top çocuğa uzak değil. Yakın. Şimdi arkadaşlar burada daha farklı bir metnimiz var. Emine ve Emre arasında geçen ve dünyadan uzaya bakın dünyadan uzaya bir metnimiz var. Konuşma metnimiz. İkisi arasında bir iletişim var. Bakalım neler söylemişler. Emine dünyadan uzaya dünyadan uzaya Emre merhaba Emine. Emine merhaba Emre. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sevindim. Biliyorsun, dünya bana çok uzak. Orada hava sıcak mı, soğuk mu? Hava sıcak. Peki, senin uzay aracın büyük mü, küçük mü? Çok büyük değil. Şu an orada akşam mı, sabah mı? Burada sabah saat 10. Ne güzel. Burası karanlık uzaydan dünyaya sizi özledik. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Biz de sizi özledik. Görüşürüz. Arkadaşlar Emine ve Emler Emre arasında geçen bir diyalogdan bahsettik burada sizinle değil mi? Emre uzayda ve uzaydan Emine dünyadaki Emine ile bir iletişim kurdu. Bir diyalog kurdu. Görüşme yapıyor. Emine önce bir sinyal verdi. Dünyadan uzaya Dünyadan uzaya. Emre sesini duydu ve merhaba Emine diye cevap verdi. Emine merhaba Emre nasılsın diye bir soru yöneltti. Emre de iyiyim sağ ol sen nasılsın diye cevap verdi arkadaşlar. Emine ben de iyiyim diye cevap verdi ona ve Emre soru sormaya başladı. Sevindim biliyorsun dünya bana çok uzak. Emre şu an nerede? Uzayda. Biliyorsun dünya bana çok uzak. Orada hava sıcak mı, soğuk mu diye sordu. Bakın bir zıt anlamla karşılaştım. Sıcak, soğuk. Orada hava sıcak mı, soğuk mu? Emre nasıl bir cevap verdi? Hava sıcak. Şimdi Emre'ye bir soru soracak. Peki senin uzay aracın, bakın uzay aracı, peki senin uzay aracın büyük mü, küçük mü? Emre çok büyük değil. Şu an orada akşam mı sabah mı diye bir soru yöneltti ama bakın buradaki soru neydi? Büyük mü? Küçük mü? Yine zıt anlamlı kelimelerden bahsediyoruz. Büyük, küçük. Ne o Emre Emine'ye sordu arkadaşlar? Şu an orada akşam mı sabah mı? Bakın yine birbirine zıt anlamlı iki kelime. Akşam, sabah. Emine, burada saat 10 diye cevap verdi. Sabah ondan bahsediyoruz. Yani hava aydınlık. Ne güzel. Burası karanlık." diye cevap verdi Emre. Aydınlığa karşılık karanlık. Yine iki zıt anlamlı kelime. Uzaydan dünyaya. Sizi özledik. Görüşürüz. Emre uzun süredir uzayda anlaşılan özlediğini dile getiriyor. Emine de "Teşekkür ederiz. Biz de sizi özledik. Görüşürüz." dedi ve metnimiz sona erdi. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.